Değerli arkadaşlarım, Kel Hoca ile İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası T.E.D. Tarih ile birlikteyiz. Instagram Kel. Hoca, Youtube Kel Hoca'dayız. Lütfen bizi takip ediniz. Sizinle yine İlk ve Orta Çağlarda kültür uygarlığı devam edeceğiz. Bilim konusunu ilk konuşmak istiyorum. Bilim, İslamiyet öncesi Türklerde astronomi, matematik ve tıp alanlarında gelişmiştir. 12 hayvanlı Türk takvimini oluşturmuşlar ki bu astronominin kanıtıdır. Türklerin mumyacılık yapmaları tıp alanında ilerlediklerinin kanıtıdır. Uygurlar matbaa, kağıt kullandı ve kütüphane kurdular. Hareketli harf sisteminin mat hareketli harf sistemi matbaanın temelidir ki bu matbaa kullandıklarının kanıtıdır. Sanata baktığımızda İslamiyet öncesi Türklerde göçebe hayatın etkisiyle daha çok taşınabilir sanat eserleri yapılmıştır. Heykelcilik sanatı gelişmiş. Bunun ilk örneklerini Bal Bal adıyla Göktürkler vermiştir. Hayvan üslubu denilen süsleme sanatı gelişmiştir. Örneğin günlük eşyaları, kılıç kabzaları, kemerler, kemer tokaları, çadırlar hayvan figürleriyle süslenmiştir. Canlar... Göçebe hayatın etkisiyle dokumacılık sanatı gelişmiştir yine Türklerde. İlk kez yerleşik hayata geçen Uygurlarla birlikte mimari sanat eserleri ortaya çıkmış. Böylece ev, saray, tapınak mimarisi gelişmiştir. Uygurlar ile birlikte yerleşik hayatın etkisiyle duvar, kağıt ve resim sanatları ortaya çıkmıştır. Fresk fresko duvar süsleme sanatıdır. Minyatür kağıt süsleme resimleri kitaplara aktarma sanatıdır ki ilk defa Uygurlarda görüşmüş, görülmüştür. Bedizci Uygur ressamları olarak bilinen kişiler Uygurlar Türk tiyatro sanatının ilk örnekleri olan orta oyununu vermişler. Türklerde müzik sanatı da gelişmiştir. Bunun kanıtları kopuz en önemli müzik aletlerini kullanmaları, ır şarkı ve türkü bestesi, askeri bando, davul, zurna, telli çallı gibi aletlerin kullanılması e, efendim müzik sanatının geliştiğinin kanıtıdır. Bilinen ilk Türk şair Ablin Tigin olarak karşımıza çıkar. Taş işçiliği, maden işçiliği, ahşap işçiliği, demircilik, dericilik gibi sanatlar da gelişmiştir Türklerde. Uygurlardan Uygurlardan diz çökmüş adam heykeli, at başı heykeli gibi sanat eserleri günümüze kalmıştır. Ee, sanatla ilgili Bengü taş, baba taş, kadın taş heykel anlamında ya da şeklinde kullanılan balballar aplike, keçe üzerine ince ve renkli deri kumaşlara yapıştırılarak yapılan resim sanatı stupa kubbeli Uygur tapınakları ve kurgan kubbeli anıt mezarlar olarak karşımıza çıkar. Diğer bir konuşacağımız başlık yazı dil edebiyat. İslamiyet öncesi Türklerde göçebe yaşamdan dolayı yazı geç kullanılmıştır. Efendim dolayısıyla daha çok sözlü edebiyat gelişmiştir. Türklerde gelişen sözlü edebiyat türleri şunlar. Sav atasözler, sagu ölen kişinin ardından yakılan atlar, koşu koşup kopulsaz eşliğinde söylenen coşkulu şiirler, destan olağanüstü olayların anlatıldığı kahramanlık öyküleri, başlıca Türk destanları... Destan Alp Ertunga şu iskitlere aittir. Türeyş göç Uygurlara, Ergenekon, Bozkurt, Göktürk, Oğuzkan, Asya Hunlarına, Attila Avrupa hunlarına, Manas, Kırgızlara ne de Korkut Hikayeleri Oğuzlara ait destanlardır. Alp Ertunga ve şu ilk Türk destanlarıdır. Manas dünyanın ve Türk tarihinin en uzun destanıdır. İslamiyet öncesi Türklerde Göktürkler ile başlamış ee, Göktürkler, e, Gök Türkler İslamiyet öncesi Türklerde yazı Gök Türkler ile başlamış. Göktürkler 38 harften oluşan Göktürk Türk Orhon alfabesini oluşturmuşlar. Uygurlar da 18 harften oluşan Uygur alfabesini oluşturmuşlar. Türklerin kullandığı alfabeler e, milli iki tane alfabe Orhon ve Uygur olup, olup bunun dışında değişik toplumların yine canlar Alfabelerini kullanmışlar. Mesela Sokt ticari ilişkilerde kullanılmış. Sanskrit e, canlar bu Hint biliyorsunuz alfabesi. Kiril Rusya Türkleri tarafından kullanılan. Arap en çok kullanılan, tarihte en uzun süre kullanılan ve Latin en son kullanılan e, Türkler tarafından alfabeler. Ayrıca Tibet, Manihey, İbrani alfabeleri de Türkler tarafından kullanılmıştır. Türklerde yazılı edebiyata baktığımızda Türklerde yazılı kaynaklar gök Türkler tarafından oluşturulan Orhun yazıtlarıdır. İlk yazılı kaynaklar Orhun yazıtları Türklere ait ilk yazılı edebi tarihi eserler olup Türk adının geçtiği Türklere ait ilk Türkçe eserler. Türk devlet anlayışının anlatıldığı ilk eserler üç tarafı Türkçe bir tarafı Çince yazılmış bu eserler 3 kişi adına yazılmıştır. Bunlar Vezir Tongukuk ki kendisi yazmıştır. O yüzden Vezirton Hukuk ilk e, tarihçi kabul edilmekte. Bilge Kankül bunu da Yoluk Tigin yazmıştır. Bu eserler taşlar üzerine yazılarak ötükene dikilmiş. Ötüken günümüzde Moğol sınırları içinde. Bu eserler İsveçli lemberg tarafından bulunmuş. İlk kez Danimarkalı Wilhelm Thomsen tarafından çözülmüş, okunmuştur. E, bu eserler sosyal devlet anlayışının kanıtıdır. Ayrıca Türklerde Yenisey yazıtları, Kırgızlara Karabal Gasun, Sine, Uşi, Moyençur, Taryat yazıtları uygulara Bugut yazıtları Göktürklere aittir. Tekrar görüşmek dileğiyle canlar.